Hepinize yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biraz sıcaktan mayışmış bir şekilde videomu başlatıyorum. İçeride klima çalışıyordu, yatıyordum biraz klimanın altında. Çamaşırlar çıktı, beni bekliyor. Bir de çocuklar acıktı, yemek falan yapmam lazım. Kalktım artık, dedim önce çamaşırları sileyim. Beklemesin çamaşırlar. Dün çocukların çantalarını falan hep makineye atmıştım. Bunlar bayağı bir şey oldu. Kurudu ki de kalsın, bu gece de kalsın iyice. İçi tamamen kurusun. Bugün de şunu attım makineye. Bu benim Yakup'a hamileyken aldığım, ebebekten aldığım çanta. Bebek çantası. Yani bebek kıyafetlerini koymak için almıştım. Aynı şeyde Yakup'a hamileyken almıştım. Kaç sene oldu? 4,5-5 sene olmuş. 5 sene önce. Çok şeyli bir çanta. Bugün de bunu makineye attım. Çok böyle gözleri olan. Şöyle gözü var. Şurada bir gözü var. Şöyle. Şu iç kısmı. Mesela şöyle bir gözü var. Fermuarlı. Ben açtığım için iyice yıkansın diye. Burada bir göz. Burada bir göz. Burada bir göz. Burada bir göz. Ondan sonra fermuarını kapatıyorsun buranın böyle. Böyle içi var ve iki kenarında işte biberon, su falan koymak için yerleri var. Bugün de bunu attım makineye. O da şöyle koyayım. Kurumuş ama olsun, bir gece daha böyle havalansınlar iyice. Ondan sonra şey yapacağım. Ay. Kaldırdım ondan sonra. Dün bunda bir leke olmuştu. Size göstermiştim, çilekli dondurma lekesi. Makineye atmadan önce sadece bir damla deterjan damlattım, çitiledim. Anında geçti. Şu leke falan kalmadı. Burada da hep klima motorları çalışıyor. O yüzden klima motorlarının sesi var biraz. Şöyle yapayım. Klima motorlarının sesi var bayağı bir. Bütün evlerde klimalar çalışıyor. Bütün evlerde full çalışıyor. Bugün düne göre daha da bir sıcak var. Efendim? Bu giydir misin? O ne? Top oynamışım. Giyebilir misin? Yok. Sen niye giymiyorsun anne? Sen giyebiliyorsun çorabını. Ben eğilemiyorum. Zor oluyor aşkım. Ya eğilemiyor musun? Evet, zor oluyor artık. Nasıl? Eğilmiyorsun. İki elimi kullanıyorum zaten. İki elimle diyor, bana akıl veriyor. Böyle akıl iş edin. Öğretiyor bana. Akıl veriyor. Yok, param tutmuyor. Öyle tutuyorsun. Hı. Ha, böyle tutup giydiriyor. Ve sen niye giymiyorsun? Ben
Yine ötekü. Bozuluyor. Yanlış giyiyor. Önce bu parçaları sereyim. Daha püf olsun. Şu tişörtlerden bulsam yine alırım. Şunlar. İki tane almıştım. Böyle çizgili kenarı yırtmaçlı. Vallahi bulsam alırım. Çok rahat arkadaşlar. Bu ikisi çok. Bunlar çok rahat. Gerçekten. Girmiş. Çamaşırı sermeden önce bulgur pilavı yapmak için su koymuştum ocağa. Baktım çamaşır sererken kaynıyor. Dedim hemen bulguru da atayım. Su kaynaya kaynaya çekilmesin sonra. Çamaşır yarım kaldı. Ben onu sermeye devam edeyim.
Yakup. Oynayayım. Annem yastığını korktu. Bugünkü sıcak beni çok kötü etkiledi. Umuyor musunuz? Bugünkü sıcaktan bende böyle bir halsiz, ne diyeyim? Kalkıp çok bir kuru pilavı bile zor yaptım. Ne diyorum? Tamam. Sonra kontrol konuşuruz. Ondan sonra ya bazen bana diyen şey söyleyenler oluyor böyle, sen yoksulu yemek yapmıyor musun falan kesin. Ya arkadaşlar sulu yemek de yapıyorum. Kuru yemek de yapıyorum. Her çeşit yemeği yapıyorum. Ama bu son böyle hani annemlerle yaşıyorduk ya 5 ay boyunca annemle. Hep annem yaptı mesela yemeklerimizi. Annem köyde olduğu zamanlarda ben yaptım. Şimdi ben yaklaşık 1,5 aydan beri de ev tamiratıydı, ev yerleştirmesiydi falan bu işlerle uğraştığım için sağ olsun hep annem yaptı yemekleri. Bana yemek bırakmadı yani. Şimdi ne oldu mu şimdi diyeceğim? Yok. Sıkılıyorum. E ne yapalım oğlum, sıkılıyorsun. Ay. Ay sizin de sıkıntınıza bir çare bulamadık ha. Of dur, ben sıkılıyorum. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Ya oğlum kapının önünde oynayın o zaman siz. Kapının önünde 50 tane araba var. Oynayacak alan yok. Ay. YouTube'da bir şeyler seyret. Sıkıcı, YouTube'a da bakmak sıkıcı artık. Bakıyorum ondan da sıkılıyorum. Ne yapayım ya? Gel benimle iş yap, sıkılmazsın. İş yapmak daha kötü sıkıcı, hem sıcak. Allah Allah, yapan nasıl yapıyor acaba? Ha? Ha? Biz yapıyoruz ama. Baksana terden gözlük buğulandı. Oğlum geç işte oradan, oyun oynayın, telefonunla oyna, bir şeyler yap hadi. Telefonla oynamak da sıkıcı, telefona bakmak da sıkıcı ya. Allah'ım şu okullar açılsaydı dedirtiyor artık bana. Şu okullar açılsaydı, şu çocuklar boş gezmeseydi. Anneciğim. Ne? İrandayı çekecek istiyorlar. Ver. Nerede ben bilmiyorum. Aynen bak, ben pilav koydum hoca. Onu 10 dakikaya kadar hazır. Tamam mı? 10 dakika sonra ya. Ne? Orada bir tane küçük bir tane çekmeyeyim dedim. Pilav yemeyecek misin? Karmaşık. Orada biraz yiyeyim. Tamam, sonra acıktığında yersin. Petty Bird biskuit de getiriyorum bir tane. Tamam, götür. Çık. Bir dakika, benim aklımda bir şey vardı. Petty Bird. Bir şey yok. Kendime de önce kendime koyacağım, sonra Aylin'e vereceğim, al bunu diyeceğim, aşağı götüreceğim. Tamam, öyleyim o zaman. Hangi kası daha büyük? Şu. Ne yapayım ben? Bilmiyorum, ne yapayım? Al götür. Maşallah. Şimdi bana şey soranlar oluyor canlarım. Çocukları bir işte Allah. Çocukları şeye niye göndermiyorsun? Telefonla.
camiye Kur'an kursuna. Anneciğim. Buradaki camiler hasarlı arkadaşlar. Cami Anneciğim. İskenderun'daki camilerin çoğu hasarlı. Burada Esentepe'de bizim mahallemizin camisi de hasarlı. Yani hani namazlar bile daha şurada 1-2 aydan beri namaz kılınmaya başlandı. Onu da dışarıda kılıyorlarmış. Caminin içinde kılmıyorlarmış. Caminin bayağı çatlakları varmış. O yüzden de deprem dolayısıyla zarar gördüğü için Kur'an eğitimi de verilmiyor. Hani olsaydı gönderirdim en azından günde yarım saat giderlerdi. Şey yarım saat diyorum pardon günün yarısı yani öğleye kadar. Giderlerdi. İşte zaten 2 seneden beri gidiyorlardı. Alper öğrendi 2 yıldan beri Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Alper Kur'an'a geçti okuyor. Ama bu telefonla oynayabilir miyim? Hayır. Bir şey anlatacaktım bana. Oynamayacaksın. Öbür evimizde hemen karşımızda cami vardı ya. O camiye 2 yaz boyunca gittiler. Bu yazda artık aileni de gönderecektim ama işte bu yaz deprem oldu. Zaten oradaki cami de yıkıldı. Daha enkazını bile kaldırmadılar. Buradaki camide de Kur'an eğitimi yok bu yaz. Cami hasarlı olduğu için dediğim gibi namazlar bile dışarıda bahçesinde kılıyorlarmış. Avlusunda kılıyorlarmış. İçine girmiyorlar. Zaten Kur'an eğitimi olsa mahallenin bütün çocukları gider. Komşular hep çocuklarını gönderiyorlardı. Şimdi burası bir de çarşıya uzak biraz. Şeye de gönderemiyorsun. Çarşıda herhangi bir kursa falan da gönderemiyorsun. Ne yapacak? Çocuklar sıkılıyorlar işte. Artık ben de diyorum keşke okul açılsa da yani çocukların da sıkıntısı gitse. En azından okulda ortamları var, arkadaşları var. Benim yeni olacak. Yeni arkadaşlar ne olacak işte artık bu sene senin. Yeni bir ortamda olacak. Bugün bana oynatacaktı. Ya oğlum bak söyletme. İki kere demişsen iki kere oyna. Ya şimdi oynamadı şarj oluyor Allah Allah. Denetiyor mu çocuk beni ha? Tam şarj oluyormuş hadi yavrum. Tamam geçer misiniz salona? Su içeceğim. Hadi. Of of. Şuraya bakın gene içeri sana. Şu suları da doldur anne. Şu yıkanacak. Ay işte öyle arkadaşlar. Çocuklar ne yapsınlar? Sıkılıyorlar. Sıcak. Bir de mahallede yani top oynamak istiyor çocuklar. Şurada aşağıda bir boş alan, boş alan demeyeyim de 3 yol, 4 yolun birleşimi geniş bir alan var. Bütün mahallenin çocukları bir yaz boyunca orada hep o top oynuyorlar, görüyoruz. Bizim bir yer şimdi oynamaya gitti mi karışıyorlar. Yok topunuzu patlatırız, yok gidin evinizin önünde oynayın, yok bilmem ne. Bu çocuklar nerede oynayacaklar? Bizim bu yolda da arabalar var hep. Sağlı sollu arabalar park edilmiş. Oyun oynayacak alanları yok çocukların. Çocuklar gidiyorlar sinir olup geri geliyorlar. Bizi oynatmadılar diyorlar. Böyle yaşlı teyzeler, amcalar. Ya hiç mi çocuk olmadınız? Biraz çocuk ruhundan anlayın ya. Ha, yaşlı olmayan da karışıyor. Onu da anlamıyorum ya. Herkesin çocuğu gelip bizim mahallemiz önünde oynar. Biz karışmıyoruz kimseye. Ben çocuk derim yani. Çocuk oynasın derim yani. Ben hiç çocuk nefsini hiçbir şekilde öldürmeyi sevmem. Canan istediği bir şey varsa alır veririm. Ondan sonra bir oyun oynamak istiyorsa izin veririm oynasın. Ne bileyim yani. Ne bileyim artık insanlar yani bazı insanların çocuğa hiç dayanacak şeyi yok. Çünkü kendiler hiç çocuk olmamış ya böyle analarının karnından büyük yetişkin olarak doğmuşlar ya. Böyle bazı insanların çocuğa tahammülü yok. Anlamıyorum. Siz de zamanında çocuktunuz. Siz de zamanında çocuk oldunuz ya. Bizim evin her yerinden her şey çıkabilir arkadaşlar. Bu gayet normaldir. Lavabonun içinden su silahı çıktı. Ah Yakup. Su silahını doldurmuş. Balkonda oynamaya diye gidiyor. Sonra burada bir yeri kırılmış mı, çatlamış mı, ne olmuşsa akıtmış herhalde, damlatmış, getirmiş lavabonun içine koymuş. Oluyor işte. Şimdi şunu şöyle koyalım. Ya sıcakta bugün doğru düzgün bir iş de yapmadım biliyor musunuz? Bakın saat kaç oldu? Ben mutfağı bile yeni topluyorum. Ben bulaşık makinesinde de toparlanacak, yerleşecekler var.
Vallahi daha yapmadım. Çünkü çok aşırı sıcak. Dayanamıyoruz sıcağı. Şöyle yapayım da. Sizi şöyle alayım canlar. Pilavın şehriyesini yapacağım. Benim zeytinyağım var. Ama şurada şeyin altında. Dur ondan koyayım ya. Ondan da çıkaracağım ya. Neyse hadi boşver şunu koyayım. Aşağıda da abimler geldiler. Aşağıda oturuyorlar. Ay sıcak. Ya Rabbim. Onlar da işte annem köyde. Abimler şeye. Klima falan bakmışlar da. Evlerinde klima almak için. Klimaları vardı önceden. Öbür evde bıraktılar onlar da. Artık sürekli arıza yapıyordu. Onu getirmediler. Bu şimdi oturdukları evde klima almaları lazım. Bakmış çarşıyı falan biraz dolu almışlar klima almak için. İşte şimdi diyor fiyat araştırıyoruz falan dedi. Bize dedi evde dedi çok sıcak duramıyoruz dedi. Esentepe'ye çıkalım. Annemin aşağıda otururuz dedik dedi. Geldiler önce biraz bizim burada oturdular. Şimdi aşağıdalar. Klimayı falan açtılar. Aşağıda yemek yaptılar. Yediler. Beni de çağırdılar da ben böyle banyo yaptım. Banyodan çıktım. Klimayı açtım. Bir akıl yatıyordum. Dedim siz yemeğinizi yiyin. Benim hiç dedim kımıldayacak halim yok. Şimdi çay yapmışlar. Çaya çağırdılar. Dedim pilav koydum ocağa. Şöyle iki kaşık bir şeyler yiyeyim. Çocuklara da yedireyim. Aşağı ineceğim abimlerin yanına. Abim, yengem, yeğenlerim hepsi aşağıdalar. Klima açtılar, oturuyorlar. Oh, şöyle yapayım. Şunu da açalım. Normalinden farklı aşırı derecede bir sıcak var. Yani anormal bir sıcak var. Allah yardımcılar olsun bu çalışanların. Yani bu sıcakta dışarıda çalışanın. Allah yardımcısı olsun arkadaşlar. Aşırı 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 derecede sıcak var bugün. Yani ben bilmiyorum artık bu yazı nasıl geçiririm hiç bilmiyorum. Hiç dayanamıyorum artık sıcağa. Böyle mayışıp kalıyorum. Yapacak işlerim de kalıyor. Bakın saat 6.30 oldu. Ben bugün güya şey yapacaktım. Ailenin dolabını komple indirecektim. Kışlıkları var hala onun içinde. Onları işte dünkü gibi aynı Alper'le Alper'in dolabını yaptığım gibi. Onların dolabı, ailenin dolabını boşaltacaktım. Yazlıklarını katlayıp koyacaktım. Kışlıkları da katlayıp bazanın altına kaldıracaktım. Kaldı. Bugün sadece bir süpürdüm. Bilancıda toz aldım. Ondan sonra çocukları banyo yaptırdık. Biz banyo yaptık. Klimayı açtım. Bir akıl yattım 3-4 saat. Kalkamıyorum. Abimler geldiğinde kalktım biraz işte. Bu sıcaklarda yani nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl geçireceğiz bu zamanı? Bu Eylül 15. Yani artık Eylül'ün 15'inde falan bizim buralar serinliyor. Yani serinliyor derken bu sıcaklar kalmıyor. Hava yine sıcak ama en azından bu bunaltıcı sıcaklar bir tık rahatlıyorsun. Ama Eylül 15. Düşünün daha 2 ay var. Vallahi 2 ay ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Nasıl yapacağız? Hiç bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun.
pilavım dinlensin. Dinlenene kadar. Şuna koyacağım ama bu da sığar mı bilmiyorum. Şeyi. Şunu. Alır mı acaba? Yok abi, hepsini almak lazım. İlla bir artıyor. Yerleştireyim şöyle diyorum ama. Şimdi ne yapalım? Bu pilavımız dinlenene kadar. Bakayım bir domates falan varsa. Dolapta domates doğrayayım. Yanına şöyle tuzlu tuzlu. Bacak domates. İki yerinde küçük yaraları var. Oraya alayım şöyle. Pazara gitmek lazım. Evde hiçbir şey kalmadı. Şunları yıkayacaktım. Bir türlü bunları yıkayıp da yerine koyamadım. Takipçimin gönderdiği şeyler var ya. Şöyle yapayım arkadaşlar. Pilav şey olana kadar bunları elimde yıkayıvereyim hemen. Şöyle yağdanlıklar ve çay, şeker, tuz. Kavanozu göndermişti takipçim sağ olsun. Ben de bir türlü yani taşınma işleri falan olunca taşınma yerleşme falan hani bunlar küçük ufak ince işler olduğu için bunu çöpe atalım. İnce işler olduğu için bunu hep oraya bırakıyordum. Ay bir şey var yerde. Bu neymiş? Ha şehirde düşmüş. Hep yani sonraya bırakıyordum. Hep sonraya bırakıyordum. Artık işte sırası geldi. Dün de bir takipçim şey demiş bana.
Gökhan da demiş, ben demiş senin yerini, ben demiş ya sen demiş iyi demiş yapıyorsun. Ben demiş meraktan ölürdüm, onu hemen yıkar, içini doldurur, yerine bir koyardım demiş. Vallahi arkadaşlar, şimdi o kadar çok işim var ki yani yerleşmesi gereken daha önemli yerler var. O yüzden de böyle ince işleri sonraya hep bıraktım. Çünkü yerleşmesi gereken daha önemli yerler var. Dolap içleri var, yatak odası hala karışık, çamaşırlar var orada, burada. Önce onları toparlamam lazım ve artık eskisi kadar iş yapamıyorum. Hem sıcaklar etkiliyor. Ya mesela bundan 15-20 gün önce yaptığım işlerin yarısını yapıyorum artık. Akşama kadar yaptığım işin yarısını yapıyorum. Hem yavaş yavaş ağırlaşmaya başladım. Artık 4 ay bitti. Hem de sıcaklar çok etkiliyor. O yüzden ince işleri sonraya bıraktım. Yoksa daha yapılacak çok işim var. Mesela arka balkon çok karışık. Bizim daha arka balkonu düzenlememiz lazım. Şimdi içini yıkayayım. Bunu da şöyle bir. İşte gördünüz zaten dünkü videoda şeyi yaptım. Dünkü videoda mesela Alper'le Aytuğ'un çamaşır dolabını düzenledim. Bugün de aileninkini yaparım diyordum. Sıcaktan kalkıp yapamıyorum ki. Tansiyonumu düşürüyor sıcak benim. Diyorum ya artık sıcaklardan ve benim artık yavaş yavaş ağırlaşmamdan aslında 4 aylıkken bu kadar ben şey olmuyordum, etkilenmiyordum, bu kadar hemen ağırlaşmıyordum ama artık haliyle bu yani 5. bebek, 5. hamilelik. O yüzden ister istemez yani oluyor ağırlık, halsizlik. İster istemez oluyor. Ne yapalım, aman arkamızdan da aklı koşturmuyor ya. Değil mi? Nasıl olsa yapılacak bu işler. Nasıl olsa yapılacak. Yağdanlıkları bu tarafa alayım, yoksa çocuklar bunu burada düşürürler. Vallahi düştüğü anda da gitti, kırılır yani.
kalabilir. Bunlara bir şey olmaz. Valla takipçim gönderdi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kesesine. Bereket olsun. Anca bugüne kısmet oldu. Anca yerleşmelerim bitmedi hala arkadaşlar. Dediğim gibi yatak odası daha çamaşırlar dolu. Ali'nin çekmecesini düzenledim. Dün Alper'le Aytun'kini düzenledim. Daha benimki düzenlenecek. Aileninki düzenlenecek. Yakup'un çekmece içleri boşaltılıp diğer dolaba aktarılacak. Diğer öbür dolaba bebeğin kıyafetlerini koyacağım. O hani onun zamanı var. 2 ay sonra falan yapacağım onu. Bebeğin kıyafetlerini. Dediğim gibi arka balkon daha düzenlenecek. Yani arka balkonda benim o önceden kullandığım erzak dolabım vardı biliyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkarttığımız bir iki tane dolap vardı hala sağlam olanlar. Onları böyle işte ardiye dolabı gibi kullanacağız. Oralar düzenlenecek. Yani iş çok ve dediğim gibi eskisi kadar yapamıyorum artık. Bundan 15-20 gün önceki sabahtan akşama kadar yaptığım işin yarısını yapıyorum. Çünkü sıcak çok etkiliyor beni. Artık pilavım da şey olmuştur. Pilavımı da koyayım ben. Yine bu videoda mutfakta geçti ama ne yapayım, mutfakta işim vardı. Hani biliyorsunuz şimdi biz video çekerken sırf şöyle yapayım. Sırf video çekmek için kalkıp yapmayacağımız işleri yapmak gibi bir şey yapmıyoruz. Yani gün içinde ne iş yapıyorsak onu çekiyoruz. Benim de şu an mesela bu saatte bu işlerim var. O yüzden canlar. Çok sıcak. O yüzden canlarım yani bu videoda biraz mutfakta geçen bir video oldu ama hakkınızı helal edin. Vallahi bulgur pilavı ve domates bugünkü menü. Yemeğimi yedim. Yakup'la beraber çocuklar bir şeyler yatıştırmışlardı. Aylin aşağıda zaten dayısının gelin yanında. Ben de şimdi oraya iniyorum biraz.